Bildiğiniz gibi Türkiye, Ukrayna'ya insansız hava aracı satmış ve daha da satacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya harekete geçti. Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA göndermesine tepki gösterdi ve bu süreç devam ederse Türkiye ile askeri ve teknik işbirliğini gözden geçireceklerini söyledi. Ankara'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı göndermesi durumunda Rusya'nın Türkiye ile askeri teknik işbirliğini askıya alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, her konuyu ayrı başlık altında değerlendireceklerini belirterek "Her bir meselede özel olarak o duruma bakacağız." ifadesini kullandı. Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA tedarik etmesi halinde Ankara ile askeri ve teknik işbirliğini gözden geçireceklerini söyledi. Türk medyasının, Ankara'nın Ukrayna'ya siha ve iha satmaya hazır olduğu yönündeki manşetlerine atıfta bulunan Rus TASS haber ajansı, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 12 Nisan'da Moskova'nın Türkiye'de dahil olmak üzere sorumlu ülkeleri, durumu ve Kiev rejiminin bitmek bilmeyen savaş açıklamalarını analiz etmeye çağırdığını, ve onları bu militarist özlemleri beslememeleri konusunda uyardığı yönünde haber geçti. Haberde Ukrayna'nın 2019'da Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava araçlara satın alıp test ettiği ve bunları Türk firması Roketsan tarafından üretilen mam akıllı mikro mühimmatlarla donatmayı planladığına yer verildi. Yine haberde Ukrayna'nın Ukrpet Export şirketi gelen müdürü Vadim Nozdryan'ın Ekim 2020'de Kiev'in Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiğini ve Ukrayna ordusunun bu türden 48 İHA daha satın almayı planladığını söylediğini aktardı. Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaşta kimsenin karışmamasını istiyor. Bu yüzden Türkiye ve NATO'ya tehditler savuruyor. Türkiye'nin Ukrayna'yı desteklediğinin farkında olan Rusya, Türkiye'ye karşı siyasi hamlelerini hızlandırdı. Özellikle Türkiye'nin NATO üyesi olması Rusya'yı tedirgin eden en önemli etken. Bazen Türkiye NATO ile birlikte hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye ve diğer NATO ülkeleri Rus uçaklarını engellemişti. Yine bu hafta NATO'ya bağlı savaş uçakları Baltık Denizi üstünde Rus askeri uçaklarına ünleme yaptı. NATO'dan yapılan açıklamaya göre NATO radarları Baltık Denizi üstünde kime ait olduğu belirlenemeyen uçaklar tespit etti. Bunun üzerine NATO'nun Almanya'daki Birleşik Hava Operasyonları Merkezi, Baltık bölgesindeki müttefik savaş uçaklarının havalanmasını istedi. Estonya, Litvanya ve Polonya'daki NATO uçakları, uçuş planı vermeyen ve bazı radar sinyalleriyle tanımlanamayan uçakları takip ve önleme için havalandı. NATO uçaklarının Almanya, İtalya ve Polonya'ya ait savaş jetleri olduğu bildirildi. NATO Rusya'ya ait Tu-160 tipi 2 bombardıman uçağı ile bunlara eşlik eden Su-27 tipi ve Su-35 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üstünde uçtuğunu belirledi. Rus bombardıman uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığı 3 saatin ardından Rus hava sahasına döndükleri kaydedildi. Rus uçaklarının sivil hava trafiği kontrolleri tarafından tespit edilemeyeceği için sivil uçuşlar açısından tehlike oluşturabileceği ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesinin uluslararası toplumun tüm katılımcılarıyla iyi ilişkiler kurma niyetinin kayıtsızlık ve zayıflık olarak algılanması halinde tepkilerinin sert olacağını söyleyerek Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler Uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar dedi. Rusya'nın uluslararası alandaki hedeflerine değinen Putin, Rus siyasetinin uluslararası arenadaki anlamı ve içeriği, ülkenin istikrarlı kalkınması için vatandaşlarımızın refahı ve güvenliğinin sağlanmasıdır diye konuştu. Ülkesinin kendi çıkarlarına sahip olduğunu vurgulayan Putin, bu çıkarları koruyoruz ve uluslararası hukuk çerçevesinde savunacağız dünyadaki diğer ülkeler de aynı şeyi yapıyor. Eğer birisi bunu anlamak ve diyalog kurmak istemiyor, bencil, kibirli tonda konuşmayı tercih ediyorsa, Rusya kendi pozisyonunu savunmak için her zaman bir yol bulacak değerlendirmesinde bulundu. Bazı ülkelerin yasa dışı yaptırım uyguladığını ve kendi istediğini güçle dayatmaya çalıştığına dikkati çeken Putin, bu tür uygulamaların tehlikeli olduğunu vurguladı. Belarus'ta kısa bir süre önce darbe girişiminin engellendiğini anımsatan Putin, bu tür korkunç eylemler bile Batı tarafından kınanmıyor. Kimse bunları fark etmiyor bile. Herkes bir şey olmamış gibi hareket ediyor, ifadelerini kullandı. Batılı meslektaşlarının Rusya'nın bilgi ve siber güvenliği alanında diyalog kurma teklifini reddettiklerini söyleyen Putin, Rusya'ya karşı dostça olmayan adımların atıldığına dikkat çekti. Putin, bazı ülkelerde herhangi bir sebeple hatta daha sık sebepsiz Rusya'ya takılma gibi ahlaki olmayan bir gelenek oluşturuldu. Bu kim daha fazla bağıracak şeklinde bir spor türü oldu dedi. Rusya'nın diğer ülkelerle iyi ilişkilerden yana olduğunu savunan Putin şunları kaydetti. Son zamanlarda ilişkilerimiz iyi olmayanlar da dahil uluslararası toplumun tüm katılımcılarıyla en hafif tabirle iyi ilişkiler istiyoruz. Gerçekten köprüleri yakmak istemiyoruz. Fakat eğer kim bizim iyi niyetimizi kayıtsızlık ve zayıfsız olarak algılarsa, nihayetinde kendisi köprüleri yakmaya ya da havaya uçurmaya niyetlenirse, o zaman Rusya'nın tepkisinin asimetrik, hızlı ve sert olacağını bilmelidir. Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar. Rusya'nın kırmızı çizgileri olduğuna dikkati çeken Putin, herhangi bir karar verirken sabrımız, sorumluluğumuz, profesyonelliğimiz, özgüvenimiz, haklılığımız ve sağduyumuz yeteri kadar vardır. Ama umarım hiç kimse Rusya ile ilişkilerde kırmızı çizgiyi geçmeyi düşünmez. Bu çizginin nereden geçeceğini her somut durumda biz belirleyeceğiz, ifadelerini kullandı. Rus ordusunun iyileştirilmesi ve niteliksel olarak güçlendirilmeye devam ettiğini belirten Putin, ordunun yeni silahlarla donatıldığını anlattı. Putin, 2024 yılına kadar modern silah ve teçhizatın birliklerdeki payı %76'yı bulacak. Bu çok iyi bir gösterge dedi. Nükleer silaha sahip devletler arasında Rusya'nın nükleer üçleme payının bu yıl %88'i aşacağını belirten Putin, hipersonik bağışıklığa sahip, avangard kıtalar arası füzeyle peresvet lazer sisteminin kullanıma hazır olduğunu söyledi kinjal, hipersonik füzeler ve kalip seyir füzesiyle donatılan uçak ve gemi sayısının arttığına dikkati çeken Putin, Rusya'nın yeni nesil silahlar ve nükleer silahların geliştirilmesinde lider olduğunu iddia etti. Putin bu bağlamda Rusya ortaklarına bir kez daha stratejik silahlar ve küresel güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konulara istişare etmeyi teklif ediyor. Bu tür müzakerelerin amacı sadece geleneksel stratejik silahları, balistik füzeleri, ağır bombardıman uçaklarını ve denizaltıları değil, aynı zamanda tüm savunma sistemlerini kapsayan güvenlik denklemine dayalı çatışmasız bir yaşama ortamı yaratmak olabilir ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise mütekabiliyet gereği 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile Amerika'ya bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Amerikan Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ın bakanlığa çağrılarak Amerika'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 10 diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildiğini belirtti. Diplomatların 21 Mayıs'a kadar Rusya topraklarını terk etmeleri istendiği kaydedilen açıklamada, bu tedbir Amerikan tarafının Washington'da Rus Büyükelçiliğinde ve New York'ta Rus konsolosluğunda çalışanları temelsiz bir şekilde istenmeyen kişi olarak ilan etmek suretiyle gösterdiği düşmanca eylemlere misillemedir ifadelerini kullandı. Bakanlığın açıklamasında Amerika'nın aldığı son kararlara karşılık yakın gelecekte daha yeni adımlar atılacağı da vurgulandı. Amerikan Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamış, Amerikan Hazine Bakanlığı da Rusya ekonomisine hedef alan yaptırımlar açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı 16 Nisan'da Amerika'nın yeni yaptırımlarına karşı kararlar aldığını, bu kararlar çerçevesinde mütakabiliyet gereği 10 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceğini, aralarında eski ve yeni devlet görevlilerinin bulunduğu 8 Amerikan vatandaşına da ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu. Amerika'dan da bu duruma cevap gecikmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Cem Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylem düzenleyenlerin pişman olacağı uyarısına ilişkin Putin'in söylediği hiçbir şeyi kişisel algılamıyoruz dedi. Amerika'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının istenilen eylemleri doğurup doğurmadığının sorulması üzerine Psaki, biz yaptırımları uygularken bunların hemen bir davranış değişikliğine yol açmasını beklemiyorduk ancak kesinlikle kabul edilemez ve devam etmemesi gereken eylemlere karşı net bir mesaj yolluyoruz ifadesini kullandı. Pısaki, Rusya'ya istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki niyetlerini daha önce ilettiklerini vurgulayarak, Rusya ile ilişkilerimiz olumsuz bir yörüngede devam etmek zorunda değil, uyguladığımız yaptırımlar kimseyi bir zirve yapmaya ikna etmeyi amaçlamıyordu. Bu da zaten garip olurdu, değerlendirmesinde bulundu. Putin, Biden zirvesi için üst düzey görüşmeler sürüyor. Rusya ile ortak çalışabilecekleri alanlar ve Putin'e zirve davetlerinin hala geçerli olduğuna işaret eden Psaki, bu zirve için üst düzey görüşmelere devam ediyoruz dedi. Psaki, bugün Putin'in yaptığı konuşmasındaki Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar. Sözlerinin Amerika'ya yönelik bir uyarı olup olmadığının sorulması üzerine biz Putin'in söylediği hiçbir şeyi kişisel algılamıyoruz ifadesini kullandı. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya Amerika'nın bir suikast planladığına yönelik iddialara da yanıt veren Psaki, bu iddiaların hiçbir gerçeklik temeli olmadığını söyleyebilirim dedi. Psaki, Viyana'da süren İran'la nükleer anlaşma görüşmelerinden bir sonuç beklemek için henüz erken olduğunu, ancak diplomasinin tek doğru yol olduğuna inandıklarını kaydetti. Uluslararası toplum, Ukrayna'ya ait Kırım'la Donbas havzasının bir kısmının Rusya destekli ayrılıkçı güçler tarafından işgalinin 7. yılında yaşanan gelişmeler karşısında endişeli. Bugün geldiği haliyle mesele Rusya ile Ukrayna arasındaki bir toprak mücadelesi olmaktan çıktı. Ukrayna'nın NATO üyesi olup olmayacağı meselesine evrildi. 3. Dünya Savaşı rüzgarının estiği, hatta nükleer bir çatışma kaygılarının yaşandığı günlerde milyonlarca kişi Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde bunun Moskova'da yaratacağı endişeyi anlamlandırmaya çalışıyor. Bu endişenin 800 yıllık geçmişine bir yolculuk yapmadan bugün Karadeniz'in kuzeyindeki askeri hareketliliği anlamak mümkün olmayacaktır. 3. Dünya Savaşı rüzgarının estiği, hatta nükleer bir çatışma kaygılarının yaşandığı günlerde milyonlarca kişi Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde bunun Moskova'da yaratacağı endişeyi anlamlandırmaya çalışıyor. Bize barış gelen misafir olarak karşılanacak. Fakat kim ki elinde kılıç da gelir, ölümü de kılıç da olacak. Günümüz Rusya'sının temellerini atan tarihi şahsiyetlerden biri olan Novgorod ve Kiev Prensi Alexander Nevski'ye atfedilen bu vecize yaklaşık 800 yıldır Rusya'nın batıdan gelen tehditlere bakış açısını özetler nitelikte. Sovyet dönemi yönetmenlerinden Sergei Eisenstein 1938 yılında çektiği Alexander Nevski filminde batıda Nazi Almanyası'ndan kaynaklanan tehdide işaret etmiş ve onları Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun Töton Şövalyeleri bir tutarak bir istila girişiminin Cud ve Piskov göllerinin donmuş yüzeyinde tutuşulan savaşta olduğu gibi batılı isyancılar için felaket olacağı uyarısında bulunmuştu. Hitler ve Stalin arasında yakın ittifak ilişkisi nedeniyle Eisenstein'ın bu epik filmi çekildiği dönemde gösterilmedi. Film ancak 1941'de Almanya Barbarossa Harekatı ile Sovyetler Birliği'ni işgale başlayınca gösterime girebildi. Bugün NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe kabul etme gayreti, Kremlin Sarayı'nda Alexander Nevski filminin yeniden gösterime girmesiyle benzer bir anlam taşıyor. Prens Nevski saltanatı boyunca yalnızca Cermenlerin silah gücü Töton şövalyeleriyle değil, İsveçliler, Finler ve Litvanyalılarla da savaştı. Türkiye kamuoyunda sıcak denizlere inme gayreti olarak bilinen Rusya'nın Akdeniz'e inme çabasından çok önce Baltık Denizi ve Atlantik Okyanusu'na ulaşarak uluslararası ticaret yollarına hakim olmak Rusya'nın Kinezlikler, Prenslikler döneminin hedefiydi. 13. yüzyıldan itibaren Novgorod, Kiev ve Moskova Prenslikleri, Baltık ulusları, İsveç, Finlandiya, Cermenlerle savaşlara başladı. 15. yüzyılda bu mücadeleye Polonya da eklendi. 16. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu Rus Çarlığı'nın genişlemesine bağlı olarak Moskova ile savaşanlar listesine eklendi. Rus Çarlığı'nın batıya doğru genişleyerek İngiltere ile doğrudan ticaret yapma hedefi St. Petersburg kentinin de doğmasına neden oldu. Çar Büyük Petro St. Petersburg kentiyle beraber Rus donanmasının da temellerini attı. Kentin 1702'deki kuruluşunun ardından Rus Çarlığı'nın Baltık Denizi'ndeki üstünlüğü arttı. St. Petersburg merkezli bu donanma 1769 yılında Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek Akdeniz'e girecek, 1770 yılında ise Anadolu kapılarına dayanarak Çeşme açıklarında Osmanlı donanmasını yok edecekti. Rus donanmasını komuta eden Kont Alexi Grigoryevich Orlov, Akdeniz ve Ege'de Rus deniz üstünlüğünü tesis etmekle kalmamış, Mora Yarımadası'na çıkardığı askerlerle de Yunanlıların Osmanlı'ya karşı isyanını kışkırtmıştı karşılıklı misillemeler uluslararası toplumda endişe yaratsa da füzeler yerine karşılıklı yaptırım ve diplomatların sınır dışı etme kararlarının havada uçuşmasıyla kontrollü bir gerilim NATO-Rusya krizinin en azından şimdilik sürdürülebilir çerçevede kalmasını sağlıyor. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.